genel merkez yöneticilerimiz, belediye meclis üyelerimiz, siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri, çok değerli basın mensupları, üyelerimiz ve değerli konuklarımız, Ulusal Egemenlik Yemeğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bugün yemeğe ben de biraz geç kaldım. Çünkü iki gündür yollardayız. Sevgili genel merkez yöneticilerimiz ve çok değerli Süheyl Batum'la beraber. Balıkesir'de, Çanakkale'de, Bursa'da şubelerimizi gezdik. Önümüzdeki dönemle ilgili, yani bu gezinin sebebini şöyle söyleyebilirim. Haziran ayı içerisinde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin genel merkez seçimleri yapılacak. Aramızda bulunan çok değerli hocamız Süheyl Batum, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı'na aday olan çok saygıdeğer bir konuğumuz. Kendisi yine bu konuda başarılar diliyoruz ve kendisine desteklerimizle sunuyoruz. Kendisiyle beraber bu seçim programıyla alakalı olarak şubelerimizi gezdik. Ancak tabii bunu yaparken biz kendi genel seçimimizi düşünürken bir anda şok bir kararla 24 Haziran'da çok daha farklı bir seçime gördük. Şimdi tabii bizim kendi genel merkezimizin seçimi doğal olarak ikinci plana gitti. Bizler için, Atatürkçüler için, herkes için birinci öncelik doğal olarak 24 Haziran seçimleri. Çok adaletsiz şartlarda, baskın denilen bir şekilde yapılan bu seçimde kazanmak için Atatürkçülerin yapacağı tek şey var. Kol kola girmek ve bir arada olmak, mücadele etmek. Bizler için önemli olan tek konu bu. Hepinizin desteğiyle beraber bu 24 Haziran seçimlerinde mutlaka ve mutlaka başarılı olacağımıza inanıyoruz. Ancak başarılı olmama konumu söz konusu olursa ne olur derseniz hiçbir şey olmaz. Bizler mücadelemize devam ederiz. Kemalistler hiçbir şart altında yorulmadan mücadele etmek üzere vardırlar. Kazandığımızda elbette birçok şey daha kazanacağız. Ancak yine de bizim işimiz bitmeyecek. Layık, demokratik, parlamenter rejime bağlı ve her şeyden önemli tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar bütün Kemalistler mücadele etmeye devam edeceklerdir. Ben sözlerimi çok fazla uzatmıyorum. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Keyifli, güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çok değerli başkanı, değerli konuğumuz, anayasa profesörü, bizim de önceki dönem milletvekilimiz Sayın Süheyl Batum, ADD'nin genel merkez yöneticileri, çevre ilçemizden, ilçelerimizden gelen ADD başkanları, yöneticileri, belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri ve değerli bandırmalılar, ben de hepinizi şahsım adına, Bandırma Belediyesi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneğimizin düzenlediği bu yemekte hep birlikteyiz. Büyük Atatürk henüz daha Cumhuriyeti kurmadan milli mücadeleyi başlattıktan sonra her şeyi halkıyla beraber, meclisiyle beraber yaptığını kanıtlayan 1920'de 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Yani o savaşı bile, Kurtuluş Savaşı'nı bile o meclis ile yönetti. Onun için bizim için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz 23 Nisan'ın. Ve o büyük insan bugünü geleceğimiz olan çocuklarımıza bir bayram olarak armağan etti ve dünyadaki tek belki de çocuk bayramı 23 Nisan. Onun için geleceğine kadar önem verdiğini, çocuklarımıza ne kadar önem verdiğini buradan biliyoruz. Ama son dönemde yaşadığımız süreç, özellikle 15-16 yıldır yaşadığımız süreç, bizi Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetten, onun ilkelerinden ve demokrasiden giderek uzaklaştırıyor.
az önce Uğur Başkan söyledi. Hepimizin önünde vazgeçilmez önemli bir görev var. Bugün tek adam sistemine doğru giden, tek adam rejimine doğru giden, diktatörlüğe doğru giden bu ülkenin yönetimi, buna hep birlikte dur dememiz gerekiyor. Bakın, hepimiz önce yerel seçime hazırlanıyorduk. ADD kendi seçimine hazırlanıyordu ama hani erken seçim dediler, baskın seçim dediler. Ben de diyorum ki bu panik seçim. Bu panik seçim. Tarihimizde böyle bir seçim açıklama yöntemi yok. Erken seçim bile 3 aylık bir süreci vardır. Ama bugün bakıyoruz ki 2 aylık bir süreç önümüzde duruyor. Olağanüstü hal altında bir seçime gidiyoruz. Özgürlüklerin kısıtlandığı bir dönemde seçime gidiyoruz. Hukukun tarafsızlığını yitirdiği bir dönemde, adaletin yok olduğu bir dönemde bir seçime gidiyoruz. Ayrıca FETÖ'yle mücadele adı altında muhalif olan herkesin sesinin kısıldığı, cezaevlerine atıldığı dönemi yaşadığımız bir seçime gidiyoruz. Medyanın zaten tek sesli, daha da tek ses hale getirildiği bir dönemi yaşayarak seçime gidiyoruz. Hatta yeni kurulan bazı partilerimizin seçime katılmamasını öngören, onları engelleyen bir seçim süreci yaşıyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bu halk, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları, Cumhuriyet'in kazananlarından geri adım atmayacaktır. Bize Büyük Atatürk'ün sağladığı bu özgürlük ortamından, bu güzelliklerden, bu demokrasiden asla vazgeçmeyecektir. Ben buna inanıyorum. Bu vesileyle hepinizin tekrar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hepimize büyük görevler düşüyor. Gerçekten önce Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi var. Burada yapmamız gereken, görüyoruz ki ilk turda herkes kendi adayını çıkaracak. Ama inşallah seçim ikinci tura kalacak ve ikinci turda da en yüksek oyu alan adayla beraber, hep beraber kenetlenerek bu tek adamlık rejimini değiştireceğiz. Parlamenter sisteme geri döneceğiz. Cumhuriyetimizin eksiklerini tamamlayacağız ve Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Bandırmalılara çok güveniyorum. Çünkü bizler referandum sürecinde %65'leri bulan bir ilçeyiz. Bunu daha da artırarak bu tek adam rejimine, bu diktatörlüğe giden rejime son vermek istiyoruz. Tekrar parlamenter sisteme geri döneceğiz ve demin söylediğim gibi Cumhuriyetimizin eksiklerini tamamlayarak Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için mücadele edeceğiz. Biz Bandırma olarak Atatürkçü olmaktan, Cumhuriyet'in ilkelerine sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Ayrıca Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş uygarlık yolundan ayrılmayacağız. Çağdaş yaşam biçiminden asla taviz vermeyeceğiz. Onun için hep birlikte mücadele edeceğiz. Sizlere güveniyorum, Türk ulusuna güveniyorum ve bu vesileyle tekrar bayramımızı kutluyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Çıkmıştık. Bandırmaya daha önce de çok sık geldim ve uzun süreler oldu. Bu gece geldiğimde de çok değerli Atatürkçüleri gördüm. Sevgili dostlarımı gördüm. Öğrencilerimi gördüm. Ne kadar güzel. Ve bu arada da sevgili belediye başkanımıza bir Atatürkçü olarak bu plaketi vermekten de gerçekten bir kez daha onur duyuyorum. Sizler hakikaten çok güzel ellerdesiniz. Onlar da sizin gibi değerli Atatürkçülerin elinde. Sizlerle olmaktan onur duyuyorum. Atatürkçülük bayrağını gerçekten %53'ü alabilmiş bir kitleyiz biz. Bunu çok daha önemli yerlere taşıyacağız. Hepinize saygılar. Tam Partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın.
Atatürk'ün düşünce ve devrimleri ışığında mücadele veren Atatürkçü Düşünce Derneği'nin değerli başkanı, yöneticileri ve üyeleri, orada bulunan değerli konuklar başta olmak üzere bütün dostları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Büyük devrimci, büyük devlet adamı Yüce Önder Atatürk'ün bu değerlerine sahip çıkan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin değerli başkanı, yönetim kurulu ve orada bulunan tüm dostlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Avukat Namık Avukça. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ile egemenlik kişiden kayıtsız şartsız millete geçmişti. 98 yıldır egemenliği kutlanan kesinlikle. Bunun için her zaman kimden çok Atatürk'ün en büyük eserin diye ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkarttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 98 yılının yüzyılını kutlar, dünya çocuklarını armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. İngiltere'deki programın ödülü aramızda olamayacağım için üzgünüm. Enişten Sayın Süleyman Botonlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Efendim saygılar. Süngü ile silahla, kanla elde ettiğimiz zaferden sonra kültür, ilim, fen, ekonomi gibi alanlarda zafer kazanmak için çalışacağız. Milleti Erbil Kanunsuzlar'ın götürecek bu alandaki güvenle başarıyla yürüyebilmek ise yalnız bir şarta bağlıdır. Bu şart bulunmazsa o alanlarda başarımız imkansızdır. Bu şart şudur. Şubemizin çok sevgili değerli başkanımız Uğur Kaya Alp'i huzurlarınızda sahneye davet ediyorum.